Gençler merhaba, TT Kampımızın 19. videosuna hoş geldiniz. Bu videomuzla birlikte kalıtım ünitesini bitiriyoruz. Ve kalıtım ünitesiyle alakalı arkadaşlar ödevleri de veriyoruz. Ve size bu ünite adına bay bay diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi eşeğe bağlı kalıtımda önemli olan iki tane kavramımız var. Bu kavramlar zaten şu an karşınıza. Bu kavramlardan bir tanesi gonozom, bir tanesi otozom arkadaşlar. 44 ile ifade edilen kısım arkadaşlar, 44 ile ifade edilen kısım ne oluyormuş? Otozom x, x veya x, y ile ifade edilen kısım ise arkadaşlar gonozom oluyormuş. Demek tekrar ediyoruz arkadaşlar. Otozom nedir? Gonozom nedir? Mesela insanda 46 kromozom var. 44 artı x, x veya 44 artı x, y. 44'lük olan kısım vücut kromozomları diye geçer otozom. x, 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 y kısımları da eşey kromozomları diye geçer gonozom arkadaşlar. Şimdi biz burada sadece ama sadece Şuradakilerin kalıtımıyla ilgileneceğiz. Buradakilerin kalıtımıyla çok ilgilenmeyeceğiz. Ben birazdan size söyleyeceğim şunu, şunu, şunu boş verin diyeceğim. Yani standartın altında bilmeniz gereken şeyler var arkadaşlar. Mesela bir çocuğun cinsiyetinin belirlenmesine baktığımızda anneden ve babadan mesela babadan iki çeşit gonozom gelir. Niye? Babadan ya X gelir ya Y gelir. Anneden ise tek çeşit gonozom gelir, X gelir. Bu yüzden bir çocuğun cinsiyetini baba belirler arkadaşlar. Ha, bu babanın belirlemesi anneden hiçbir şey gelmedi anlamına gelmiyor arkadaşlar. Bu arada onu ifade edelim. ya yani bununla ilgili çeşitli karikatürler var. Mesela e, okumuş teyzenin biri e, işte bana niye bir Y kromozomunu veremedin diye kızabiliyor. Yani hani eskiden işte bir er veremedin bize diye kızarlarmış sonra okumuş teyze olunca arkadaşlar bir Y kromozomu veremedin diye erkeği fırçalıyor. Yani eşeğe, eşeğe bağlı altında eşeğin belirlenmesinde önemli olan insanda ve omurgalı hayvanların bir kısmında arkadaşlar erkekten gelen Y kromozomu. Mesela horozlarda işte tavuklarda ise tavuklardan gelen ZW'deki W. Çok sorumlu musunuz ZW'den? Hayır. E, baktığımızda baba, anneden her X gelecek. Babadan her halükarda ya gelecek. %50 ihtimal. Yani bunlardan o anneden gelen x ile babadan gelen x veya y'nin bir araya gelme ihtimali %50'dir. Dolayısıyla bir çocuğun erkek veya dişi olma ihtimali her halükarda %50'dir arkadaşlar. İşte biz annedeki ve babadaki eşey kromozomları yani kromozomlara baktığında baktığımızda iki çeşit kro kromozomu görüyoruz. Bir X kromozomu bir de Y kromozomu gençler. X kromozomu hem dişi de hem erkekte bulunurken Y kromozomu sadece erkekte bulunur. X kromozomu şu bölgesinde bir diyelim. X ve Y kromozomunun şu bölgesini 2 diyelim. X ve Y'de ortak bulunan şu bölgeye de 3 diyelim. 1 numaralı bölgedeki genler sadece X'in 1 numara bölgede gen yani sadece X'te bulunur. Ve bu bölge X'in Y ile homolog olmayan bölgesi denir. Bizim burada bilmemiz gereken iki tane hastalık olacak. Bir tanesi kısmı renk körlüğü, bir tanesi hemofili. Bunlar dışında hastalıklar ÖSYM'e pek sormuyor. Pek sormuyor da hiç sormuyor. 2 numaralı bölge ise sadece Y'de bulunan Y'nin x ile homolog olmayan yani y'de olan ama x'de olmayan kısım. Burada ise eskiden balık kulluluk kulak kıllılığı falan söylerdik. Yok onlar. Ders kitabından da çıkarıldı. Bakın yeni müfredatlar ne kadar uygunuz. Burada sadece SRY yeni var arkadaşlar. SRY geni erkeklerde testis oluşumu gibi erkeksi karakterin ortaya çıkmasının sağ önemli bir gendir arkadaşlar. Bu geni kadınlara koyarsak kadınlarda da testis oluşur. Öyle düşünelim arkadaşlar. 3 numaralı bölge ise hem X'te hem Y'de vardı. Yani 3 numaralı bölgenin kalıtımı 30 onların kalıtımına benziyor biraz. Yani büyük A küçük A'ya benziyor. Hem X'te hem Y'de var genler arkadaşlar. Ama bir ve 2. bölgedeki genler 1. Bir bölge, bölgedeki genler sadece X'te, 2. bölgedeki genler sadece Y'de bulunuyor. Saygıde arkadaşlar. Evet devam edelim. Aşağıda bir şey yok. Yukarı çıkalım. Şimdi biz arkadaşlar şuraya bakalım hemen. Okuyalım. X kromozomu Y kromozomundan daha büyüktür. X ve Y kromozomun belli bir kısmı homologtur. 3 numaralı bölge. Yani aynı karakterler bulunur ve bu karakterler her iki cinsiyette de görülür. Aralığında crossing over gerçekleşir. Çünkü niye? Zaten e, oradaki yani X'de de var Y'de de var. Dolayısıyla o genler arasında bir değişim söz konusu olabilir. Şimdi X'e bağlı kalıtım diye anlatılan konuda sadece hemofili ve renk körlüğü, kısmi renk körlüğü üzerinden giden bir biyoloji lise fedatı var. Yani X'e bağlı baskın karakterlerle alakalı soru da en son 2018'de sorulmuştu. Müfredatın ve ders kitaplarının değişimiyle birlikte bu mevzuya da nokta koydu ÖSYM. Yani X'e bağlı baskın kısım da çok bilmeseniz olur arkadaşlar. Şimdi X'e bağlı çekinik kısım, X'e bağlı homolog olmayan kısım demek yani X'te olan Y'de olmayan kısım arkadaşlar. X'in homolog olmayan bölgesi. Arkadaşlar kısmi renk körlerimiz kırmızı ve yeşil renklerin karıştırılması hastalığıdır. Tabii ki özdeki arkadaşlar koni reseptörlerinde meydana gelen arızalardan kaynaklıdır bu. neden olan gen X küçük R'dir arkadaşlar. Renk körlüğü genidir. Erkeklerde bu gen tek bir gen olarak hastalık yaparken kadınlarda iki gen şeklinde yani homozigot halde olması gerek hastalığı yapabilmesi için. Bu yüzden gerek renk körlüğü gerek semofilinin erkeklerde görülme olasılığı, kadınlarda görülme olasılığından çok daha fazladır arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Gerek ee, arkadaşlar hemofilde gerek kısmi renk körlüğünde hastalıkların erkeklerde görülme ihtimali, kadınlarda görülme ihtimalinden çok daha fazladır. Hocam neden? Bakın sebebi şu. Erkekte tek x küçük r gördüğünüz gibi arkadaşlar hastalığa sebep oluyor. Ama kadınlarda bakın tek x küçük r taşıyıcı. Hasta değildir bu. Ama bak şu şekilde olursa hasta olabiliyor. İki tane küçük r'nin yan yana gelme ihtimali de zordur. Kolay değildir. Bu yüzden popülasyonlarda x'e bağlı çekinik hastalıklar erkeklerde kadınlara göre çok daha fazla bulunur arkadaşlar. Bu da ayrı bir durum tabii ki söz konusu diyoruz. Dişlere baktığımızda x büyük ve x küçük normal bir birey olduğunu, x büyük ve x küçük bireyin taşıyıcı bireyi olduğunu görüyoruz. Erkekler x büyük ve normal olduğunu görüyoruz. Hocam diyeceksiniz ya şu da taşıyıcı değil mi? Yani sonuçta x küçük r var. Ya da bu da taşıyıcı değil mi? Biyolojide kalıtımda taşıyıcılığın e, arkadaşlar mevzusu hasta olmadan geni bulundurma üzerine kurulu. Yani sende gen var ama hasta değilsen taşıyıcı olabiliyorsun. Bu yüzden hasta olan bireye taşıcı diyemiyorsunuz gençler evet renk körlüğü ile alakalı ıvır zıvır mevzular var burada bunları kendiniz okuyup öğrenebilirsiniz kitap üzerinden hemofiliye bakalım arkadaşlar hemofili kanın pıtılaşamaması hastalığı bazı arkadaşlar pıhtılaşma faktörlerini insanlar üreteme üretemeyebiliyor genetik olarak bazı protein faktörü üretemiyor üretemediğinizde ileri derecede kanamalarda derin yarıklarda kan durmuyor yani basit düzey kanamalarda çiziklerde duruyor. Ama ileri düzey kanamalarda durmuyor. Bu da ölümlere sebep olabiliyor. Aynı renk körlüğünde olduğu gibi hemofili de arkadaşlar e, resesif yani küçük h ile kalıtılıyor. Hemofili geni. Yine erkeklerde kadınlara göre çok daha fazla bulunuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi erkeklerde x küçük h, y hastalığa sebep olurken kadınlarda iki tane küçük y'nin yan yana gelmesi gerekiyor. Yani kadınlarda x büyük y e, x büyük y. E. Erkeklerde x büyük e, y sağlıklı olduğunu kadınlarda x büyük y e, x küçük e Taşıyıcı olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Y'ye bağlı kalıtıma bakalım. Y'ye bağlı kalıtım bence basit bir kalıtım çeşidi. Sadece erkeklerde ve sadece o erkeğin soy ağacında. Yani karenin çocuk erkek çocuklarında olabilir o taralı karenin. Taralı karenin başka taralı karelerle bağlantısı yoktur arkadaşlar. Bilmemiz gereken aslında tek hastalık SRE'ye yeni. Hastalık da değil. SRE'ye yeni tek karakter. Bu da sperm azlığı dediğimiz azosperminde yine Y'ye bağlı kalıtımda bulunduğunu görüyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi şuraya okuyalım bakalım. Diyor ki dişlerdeki X kromozomları tam homolog olduğu için cinsiyete bağlı özellikle iki genle belirlenir. X büyük R, X küçük R, X küçük ve X küçük, R, X küçük gibi. Yani diploid şekilde. Erkeklerdeki X, Y kromozomları ise tam homolog olmadığı için X'in Y ile homolog olmayan bölgesindekiler X'in Y ile homolog bölgesindekiler iki genle X'in Y ile homolog olmayan bölgesindekiler tek genle kalıtılır. Bu yüzden X'in Y ile homolog olmayan bölgesindeki renk körlüğü ve hemofili erkeklerde bir genli hastalık yapabiliyor. Niye? Çünkü karşısında homoloğu yok arkadaşlar. Öyle düşünün. Evet gelelim soy ağaçlarına. Bu soy ağaçlarındaki bazı şekilleri bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Mesela karenin erkek, yuvarlağın dişi olduğunu bileceksiniz. E şöyle dörtgen şeklinde bir e, ters dörtgen şeklinde bir ciz e, şekil verdiyse cinsiyeti bilinmediğini söyler. Burada da cinsiyeti kız mı erkek mi olduğunu katarak oran soruları sorabilir. Taranmış birey o özelliği gösteren veya o hastalığı gösteren bireydir. Üzerinde kırmızı çizgi varsa ölmüş bireydir arkadaşlar. Şurada e, evlenmiş kadın ve erkeğin arasında tek çizgi varsa akrabalık yok. Çift çizgi varsa akrabalık var. Ortak bir atadan gelen aynı soy ağacından çıkmış arkadaşlar dallarda bulunan kişilere çocuk diyoruz oluşan çocukların arasında çizgi varsa tek yumurta ikizi çizgi yoksa çift yumurta ikizi oluyor arkadaşlar. Bakın aynı daldan iki çocuk çıkmış görüyor musun? Yani aynı anda doğmuş. Aynı anda doğmuş çocuklardan tekrarım aralarında çizgi varsa arkadaşlar çift yumurta. Tek yumurta ikizi. Aralarında çizgi yoksa arkadaşlar tek yumurta ikizi oluyor. Bakın pardon şimdi doğrusunu söyleyeyim. Bakın bu çift yumurta ikizi oluyor. Bu ise tek yumurta ikizi oluyor. Arasında çizgi olması demek bunların birbirine bağlı olması. Bunların arkadaşlar her şeyin aynı olması anlamına geliyor diyoruz. Şimdi gelelim bazı örnekleri arkadaşlar. Otozomlarda taşıtan bir özelliğin aktarımı nasıl? Ya sorularda otozom gördüyseniz çekinik kalıtılıyorsa taralı birileri küçük a küçük a yapıştırın. Baskın taşınıyorsa büyük a küçük a yapıştırın. Mesela burada ne diyor? Aşağıdaki sorularda taralı bireyler çekinik fenotiptedir. O zaman taralı bireylerin hepsine Küçük A, küçük A. 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 Geri kalan hepsine de büyük A, küçük A eklemenizde bir beis yok. Bir sıkıntı yok arkadaşlar. Hiçbir şey olmaz. Ekleyin, korkmayın arkadaşlar. Elinizi korkak, alıştırmayın. Bakın bu sorularda bu şekilde taralı yerleri yapıştıracaksınız. Ba ama ne çekinik derse. Bakın örnekte de böyle olduğu söylenmiş. Gonozomlarda taşınan bir özelliğin aktarımı. Gonozom dediği ise X, Y ile alakalı. Taralı bireyler renk körüymüş. Renk körlüğü nasıl kalıtılıyordu? X küçük R ile. Şimdi baktığımızda erkek hasta ise X küçük R'ye. Kadın hasta X küçük R, X küçük R. Kadın hasta X küçük R, X küçük R. Adam hasta, adam demiyor çocuk. X küçük R'ye. Bakın şu X küçük R'nin birini babadan almıştı. Birini anneden alıyor. Anne hasta olmadığına göre X küçük R'den de bir tane bulunduğuna göre taşıyıcı. Şurada gördüğünüz erkek birey hasta değilmiş. Demek ki X büyük R'ye Y'dir arkadaşlar. Bakın şu kız birey ya da kadın birey arkadaşlar. Annesinin X küçük R'yi bir tane almış ama hasta olmadığına göre demek ki babadan X büyük R'yi aldığı için taşıyıcı olmuş. İşte bu şekilde ne yapacaksınız gençler? E, soy ağaçlarını dolduracaksınız. Kolay olacaksınız için. E, hiç zorlanmayacaksınız. Burada yapmış zaten. Kalıtım şekli verilmeyen bir özel aktarımı soruluyor. Bu tarz sorular ÖSM'nin çok sevdiği. E, yine soru bankalarına defalarca sorulur. Her soru bankasında e, bizim de hız ve aktifin soru bankalarında bu tarz soruların olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Bu özellik verilmiş. Bunlardan hangileri bu soy karşılar? 30 al çekinik deyince taralı yerleri küçük a küçük a. 30 al baskın deyince taralı yerleri büyük a küçük a. X'e bağlı çekinik deyince taralı yerleri x küçük r. Y'ye bağlı deyince hiçbir şey yapmamıza gerek yok. 30 al çekinik demiş. Bakalım küçük a küçük a küçük a küçük a. Bu büyük a küçük a olabilir mi? Olabilir. Büyük a küçük a olabilir mi? Olabilir. Büyük a küçük a olabilir mi? Olabilir. Herhangi bir sıkıntı görmüyorum. Yani bir ne oluyor? Öncüldeki elemanların gayet güzel olabildiğini görüyoruz arkadaşlar. Silgimiz gelsin. Silgimiz gelsin. Evet. Gel bakalım silgi. Birinci öncülümüzü gayet güzel bir şekilde yaptık. İkinci öncülümüze geçelim. Otozomal baskın. Büyük A küçük A. Büyük A küçük A. Taralı olmayanlarda küçük A küçük A olacak mecburen. Bir sıkıntı var mı? Baktığımızda hepsi birbirine uyumludur arkadaşlar. Gayet normal bir şekilde oluyorlar. Geçelim arkadaşlar diğer meseleye. Diğer meseleye geçelim. Üçüncü meselemiz ise x'e bağlı çekinik. x küçük r, x küçük r, x küçük r, Y. Saygı değer arkadaşlar bunu yazın not olarak. Renk körü veya hemofili bir kadının bütün erkek çocukları renk körü veya hemofili olmak zorundadır. Renk körü veya hemofili olan bir kadının bütün erkek çocukları renk körü veya hemofili olmalı. Yani şu erkek annesinden x küçük r almak zorundadır. Dolayısıyla x küçük r'ye y olmak zorundadır. Burası taranmak zorundadır. Taranmamış. Demek ki uymuyor. İkinci notumuzda şunu verelim arkadaşlar. Hasta bir dişinin babası kesinlikle hastadır. X'e bağlı çekinik hastalığa sahip bir dişinin babası kesinlikle hastadır. Niye? Çünkü x küçük r x küçük r olan bir dişi x küçük r'nin birini babasından alacak. E dolayısıyla babası da tek küçük r bulunduracak. Bulunduracağı için hasta olacak. Bunları yazmanıza fayda var. Y'ye bağlı aktarılabilir mi? Bakın şurada kocaman kadın hasta olmuş yani. Bu kadın hastalığı varsa Y'ye bağlı kalıtılamaz bu hastalık. Dolayısıyla 1 ve 2 olur arkadaşlar. Gençler kalıtımın son kısmına geldik. Kalıtım ve biyoloji çeşitlikte genetik varyasyonların biyoloji çeşitli etkisine bakacağız. Şimdi Genetik varyasyon dediğimiz kalıtsal çeşitlilik aslında genetik çeşitlilik manasına geliyor. Peki bu genetik çeşitliliğe sebep olan etkenler nelerdir? Bizim bilmemiz gereken 4 tane aslında etmen var. Varyasyonlar yani tür içi çeşitli, kalıtsal çeşitli sebep olabilecek. Bunlardan birisi mutasyondur. Mutasyonlar her ne kadar büyük çoğunlukta olumsuz sonuçlara yol açsa da olumlu sonuçlara da yol açabilir. Ama olumsuz yola sonuç, şimdi olumsuz sonuçlar doğursa dahi kalısal bir çeşitlik sağlanmış mıdır mutasyona? Sağlanmıştır. E crossing over zaten mayoz bölümeden biliyoruz. Kalısal çeşitin en önemli sebeplerinden birisi e, bağımsız dağılım ve bağımsız ayrılma. Kromozomların metafaz bir safhasına rastgele dizilmesi, anafaz bir safhasına rastgele ayrılması da kalısal çeşitin en önemli etkenlerinden biriydi. Rekombinasyon nedir arkadaşlar? Crossing over gibi mutasyon gibi olaylarla kromozomların yeniden dizilmesi, kromozomlardaki genlerin dizilişinin değişmesi falan arkadaşlar. Yeni gen kombinasyonlarının oluşması da bunlar da kalıtsal çeşitli etkileyen arkadaşlar mevzular. Akraba evlilikleri nedir? Akraba evliliklerinin durumu şudur arkadaşlar. Şimdi çekinik hastalıkların büyük çoğunluğu çekinik genlerle kalıtır. Yani bildiğimiz hastalıkların büyük çoğunluğu küçük A ile küçük A veya sallıyorum X küçük R ile X küçük R yan yana gelir. Şimdi bunların frekansı demeyelim de popülasyonda bulunma ihtimalleri düşük. Ama siz eğer akraba evliliği yaparsanız akrabalarda küçük harfli olan çekinik hastalığa sahip genlerin bulunma ihtimali artacağından bu çekinik genlerin bir araya gelme ihtimali artar. Yani akraba evlilikleri çekinik genlerin bir araya gelme ihtimalini artırarak hastalık etmenini arttırır, ihtimalini artırır. Böyle bir durum söz konusudur arkadaşlar. Kavram kontrol noktasındaki kavramlarımızı verelim. Ödevimizi verelim ve kalıtı ünitesine veda edelim. Kavram kontrol noktasında karakterden bahsetmişiz. Genlerin ve çevrenin ortaya çıkan dış görünüş karakter. Lokus genlerin kromozomlarda bulunduğu bölge. Dominant baskın gen. Fenotip dış görünüş. Kendileştirme. F1'de oluşan bireylerin birbirleriyle çaprazlanması. Kontrol çaprazlaması fenotipi bilinen genotipi bilinmeyen baskın bireyin genotipini tespit etmek için bunun çekinik fenotipi bir bireyle çaprazlanmasıdır. Eş baskınlık heterozigot halde genlerin birbirine üstünlük sağlayamaması ve fenotip etkisini eşit şekilde göstermesi. Gonozom eşeği kromozomları XXXY, hemofili kanın pıtlaşamaması hastalığı, varyasyon kalıtsal çeşitlilik, gen DNA'da görevsel birimler, alel her bir genin farklı özelliğe sahip biçimleri büyük A küçük A gibi, homozigot Anneden de da aynı özellikle gen alma. Yani büyük A, büyük A veya küçük A, küçük A genleri alma. Monoi bir tek karakter. punnett karesi çapbazlamada kullanılan bir yöntem. Bağlı genler genlerin aynı kromozomda olması durumu. Çok hallerlik arkadaşlar nedir? E, ee, i̇kiden fazla genin bir karakterin etkileşimini etkilemesi, karakterin oluşumunu etkilemesi. Ama tabii ki yine en fazla iki tanesini alabiliyoruz. Renk körlüğü, kırmızı yeşil renk körlüğü, işte X'e bağlı çekinik, tam renk körlüğü, X'in Y ile homolog olan bölgesinde kalıtılan, Çeşitli e, arkadaşlar sonuçları olan hastalıklardan. Azospermi, spermazlı, rekombinasyon, yeni gen dizilimleri, yeni gen dizilişleri gibi düşünülebilir. Şimdi ödeğimizi verelim. Önce arkadaşlar aktifteki ödeğimizi verelim. Aktifteki ödeğimizi verelim. Bakalım aktifteki ödeğimiz nereden nereye kadarmış. Evet 209'dan başlıyoruz 209'dan başlıyoruz kaça kadarmış gençler 209'dan 226'ya kadar Evet aktifteki ödevimiz aktifteki ödevimiz 209'dan 226'ya kadar bu birinci ödevimiz Arkadaşlar hız yerine ödevimize bakalım bir de ona bakalım hız yerine ödevimiz nereden nereye kadar Hız yayın ödevimizde 183'ten 232'ye kadar. Hız yayınlarındaki ödevimiz ise 183'ten 232'ye kadar. Evet. Gençler ödevlerimizde bunlar. 5. üniteyi de bitirdik. TT kampımızın bitmesine çok az kaldı. Videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi, kanala abone olmayı unutmayalım. Bize yardımcı olun. Biz de size daha aşıklar, daha şevkli yardımcı olalım. Kendinize iyi bakın.